Birlikteyiz sevgili seyirciler. Sizlerle beraberiz. Evet, Ahmet Çakar, Abdülkerim Durmaz, Sinan Engin, Sinan abiyle karşınızdayız. Dünya futbolunda bütün Avrupa'daki gazetelerin manşetini biz konuşmuyoruz. Yerel yerel konuşuruz. Kardeşim, Avrupa şampiyonasının kura müziği değiştirdi arkadaşlar. Gergin müzik. Hayret etti. Kadının biri ağlıyor. Ulan bu ne? Çekiliyor bir şeyler. Tuhaf sesler. Sinan abiye soracağım şimdi yani. Ben niye Sinan abi nereden? Niye bu sesler var? Manyak mısın oğlum? Şimdi sen, bu sesler niye var? Almanya, Çek Cumhuriyeti, Portekiz. Ya bak millet kurayı konuşur. Biz Kur'an'ın kadın ağlama sesini konuşuyorsun sen. Hayır. Yani La Gazzetta Dello Sport da bunu yazdı. Tamam yazmış La Gazzetta, Calcio Mercato, Marca, hepsi. Bütün hepsi, Bild, bunların hepsi yazdılar. Yani o salondaki ağlama sesini, kadın ağlama sesini. Bu kadını kim ağlattı? Nasıl oldu bu? Ben ya şimdi ama önce bizim mesela kuralları konuşmamız gerekmiyor mu? Ne? Tamam kurayı da konuşalım. Hazır. Tamam. Ver abi. Hazırmış bir verelim. Bu sefer niye vermiyorsunuz diye bana yazıyorlar YouTube'da. Niye vermedin? İşte sansürcü Ertem bilmem ne Ertem. Talimat mı aldı? Bak. Ağlayan kadın talimat verdi. Benim konu gündeme gitti. Bir ekrana getireyim. Sevgili seyirciler, kura çekilişi yapılırken dünyaca ünlü takımlar. İşte mesela bizim Portekiz, Çek Cumhuriyeti, Türkiye'miz ve birçok takım orada. Kura çekilişi yapılırken zaten tebessümler de görüyorsunuz. Bir ses geliyor. Bir kadın ağlama sesi geliyor. Sesi açalım, başı ya alalım. Ağlama mı, bağırma mı? Bak. Serbia. Serbia now. Ağlama mı, bağırma mı? Sunucu ve kurayı çeken kendisini zor tutuyor gülmemek için. Orada da gülüşmeler var. Sesi Serbia. Açalım. Serbia now. Adam bizim gibi olmuş. Bizim deminki halimiz gibi. Bu ne abi? Müzik mi? Ha, müzik. Yok ya, müzik değil. Ya biri, müzik olur mu? Ya müzik biri, değil. Ya biri içeri odaya gitti, açık konuşalım. O içeri odaya gitti, mikrofonu unuttu. İşte daldılar. Tövbe tövbe ya. Başka türlü başka türlü. Müzik bence abi. Ne daldılar ne? Abi böyle bir şey olabilir. Ben de Sinan'a katılıyorum. Bence o sırada adam gitti. Müzik abicim bu ya. Yok yok müzik değil. Değil abi. Sinan abi böyle şarkı olur mu? Bu nasıl ses ya? Abi fon ya. Fon müzik. Sinan bu konuyu neden örtmek istiyorsun? Rasim'in kafası böyle çalışıyor. Neden örtmek istiyorsun bu konuyu? Oğlum orada senin söylediğin şey olur mu? Hasta mısın sen? Ama yine normal mi? Sesi bir daha bir alabilir miyiz? Bir daha bir dinleyelim. Bilir kişi Sinan abi dinlesin. Bilir kişi. Sessiz olur mu? Dinleyelim bakalım. Sesi açalım. İyice ne sesi açalım. Sinan Engin dinlesin. Işıkları karartın. Bilir kişi ya. Işıkları karartın. Sesi açalım. Işıkları karart. Işıkları mı karartın? Erdem Cavay'ın. Arkadaşlar görüntü. Bizi niye görüntü bilmiyor. Sen bizi niye veriyorsunuz? Görüntüyü verin. Olay burada olmuyor. Ha sesi aç şimdi. Olay orada bir odada. Şimdi bu sesler çıkarken sen niye ışıkları kapat diyorsun ki ya? Niye ki? Niye ışıkları söndürelim? Ama abi bu normal mi? Yok be yani bu ses UEFA'da abicim. Evet. Kura çekti şimdi. Bu normal mi bu? Sinan'ın böyle bu bir şarkının bir bölümü. Bence fon. Fon evet. Adam niye gülüyor? Fon müziği. Onun da kafası senin gibi çalışıyor adamın. Ama iyi komik normal. Adam gruba kuradaki takıma küzülüyor. Yapmayın ya. Oğlum hep aklınız nereye karışıyor? Yok yok. Ertem'le ikisi bunlar öyle. Allah sizi kahretsin. Adam abi ona şey bakıyor ona. Kuraya gülümsüyor. Arkadaşlar başka bölümleri de vardı. Ya başka bölüm derken hani görüntünün başka bölümü. Ahmet hocam. Ertem İlkelemiş bölüm ayırmış. Hocam. Emanuel 1, Emanuel 2. Bir duysam. Bir dur. Işığı karart. Işığı karart diyor hoca. Bu ne abi? Ayıp ya bu. Rasim sunuyorsun Rasim. Serbia. Serbia now. Hocam dün bu kura çekilişinde kura çekilirken gelen ses bütün dünyanın konuştuğu ses. Valla ciddiyim ben. Değil mi? Bu şaka falan değil ha onu söyleyeyim. Serbia now. Gerçek bu olay. Hocam bak hocam bilir ki. Abicim müzik bu yapmayın. Hocam tam ne dinliyorsun ya, hocam ben anlamadım ki. Serbia now. Böyle bir yatak yayı sesi gibi. Gıy gıy gıy. Hocam istihbarat şeyi. Ha hocam sen evet. Serbia. Serbia now. Tamam arkadaşlar. Sesi. Evet hocam. Bu bir mesaj. Aa. Çok net bir mesaj. Bu mesajı hepimiz dünya üzerinde %99,9 kişi alamadı. Diyorlar ki
kadının biri ağlıyor mu, bağırıyor mu? Kimi dedi ki içeride bir film mi açık kaldı? Araya biri montaj mı yaptı, parça mı koydu? Olaman hocam. Yoksa müziğin kendi içinde efektlerinden biri. Hayır, bu bir mesaj. Bu bir mesaj. Ne mesaj? Kim veriyor, kime veriyor? Bu mesaj. Kime veriyor? Mesela bazen insanlar resim çektirirken bazı toplantılarda, partilerde insanlar resim çektirirken böyle yapar. Göster bir. Aa, hocayı göster. Tamam göster. Tamam, altını da göster. Nasıl altımı ya? Göster. İşareti göster. Altını göster. İşaret önemli. İşte gel gir koluma, resim çektirirken bazı insanlar böyle yapar. Bu ne demek? Bunlar anlayana mesaj. Ben hiç tanık olmadım. Bana hiç kimse ben resim çekiyor. Bu işte bir iş var beyler. Tamam, onlar resme gerek yok diyorlar. Bu işte bir iş var. Allah Allah. Nedir hocam ses? Dürüstçe söyle. Müzik oğlum ya. Yapmayın. Ne olabilir? Müzik ya. Ne müziği? Vallahi billahi müzik yapıyor. Yapmayın orada. Fon müziği var ya. Ben yapmayın. De Sinan'a katılıyorum ya. Ya yapmayın ama ya. Ama sen katılın. Sen demin dedin gibi bir şeyler duyuyor. Öyle ya, müzik yok. Bu önemli bir mesaj. Mesaj diyordu hocam. Bu dünyaya verilen bir mesaj. Çünkü dünyaya... niye? Böyle bir kura çekimini özellikle Avrupa'da insanların büyük bir kısmı. Hamburg'da, Almanya'nın kuzeyinde. Büyük bir kısmı. Aa, Almanya uzmanı artık. Büyük bir kısmı. İzledi. Üstelik böyle bir kadın ağlayan ses kadın olduğundan sonra millet bunu YouTube'dan izlemeyenler de izledi. Hocam bir hayvan ve buradan ses. Alması hayvan gerekenler, alması gerekenler bu kadının ağlama sesiyle mesajı aldı. Ben almadım. Sen hiçbirimiz almadık. Ben dünya, Avrupa ve dünyada yaşayan insanların ne mesaj hocam? Bilsem zaten söylerim. %99,9'u ulan diyorlar ki müziğin içinde mi? Veya işte dedim içeride insanlar bir abuk subuk bir şey mi seyrediyor? Hocam gece bu sesi duysan yalnız başınasın. Yolda gidiyorsun arabada. Ne hissedersin? Yavru bir kedi zannedi ben arabanın altında yavru bir kedi. Şimdi ben bunu dün seyrederken. Vallahi yavru kediler böyle seçmiyor. Benim kulaklarım iyi olmadığı için. Ben bunu seyrederken birden camı açtım. Balkona çıktım tepelere baktım. Kedi miydi? Ha bak ki. Bir dakika. Kedi sence kedi kandırıyoruz. Bravo hocam. Kendimizi kandırıyoruz. Dur. Ahmet Hoca bir vitesin Rasim. Dur bir dakika. Abi, haber yapalım. Kedi mi? Kedi. Aha. Köpeğim vefat ettiği için evde hayvan yok. Acaba dedim eve gizlice bir kedi girdi de bir kanepenin altında filan. Tabii. Beni buradan kurtarın veya acıktım mesajımı veriyor. Bravo. Sonra kulaklarım iyi duymadığı için. Hocam öyle bir kedi sesi. Müsaade edeyim beyefendi. Kedi sesi gibi ya. Verin sonra sesi arkada. Baktım bu herif konuşurken Sörbiye Mörbiye filan derken tam buna da ağlama sesi diyemem. Bu başka bir ses. Müsaade eder misin? Sevinç sesi olabilir mi hocam? Sevinç değil. Başka bir ses. Onu söyleyemem. Terbiyem konuşmak istiyorum. Şimdi bakın. Bizim hiçbirimizin burada ben söylesem derler. Hepsi Sinan abi beni dal geçer. Çakar der. Kenara verin ama. Kenara verin. Ses bizden çıkıyor gibi olmasın. Rasim yok der. Apo abi yapma Rasim. Bu ne sesi yazabilir misiniz? Beyaz futbol etiketine. Dünyanın en itibarlı medya kuruluşlarından biri BBC. BBC'nin resmi haberini okuyorum. Oku. Euro 2024 kura çekimi sırasında duyulan sesleri seks hakkında evet. BBC hakkında soruşturma başlatıldı. Okuyorum. UEFA dün Almanya'nın Hamburg kentinde yapılan kura çekiminde canlı yayına yansıyan seks sesleri yani cinsel ilişki sesleri Türkçesiyle. Soruşturma açıkladı. Seksin anlamını bilmiyor mu Türkiye? Yani biliyor da açıklamı ben iyice Türkçeleştirdim. Hani peki. Seks sesi deyince böyle bir ters bir şey oluyor yani. Böyle sentaks vuruyor. Peki. Söz konusu cinsel ilişki sesleri İsviçre'nin İskoçya, Macaristan ve Almanya ile birlikte A grubunda seçildiği sırasında duyuldu. Bir daha söyle. Bak İsviçre'nin İskoçya, Macaristan ve Almanya ile birlikte. Bir daha söyle. Ülkeleri bir daha söyle. Mesaj geliyor. İsviçre, İskoçya, Macaristan, Almanya. Bir dakika. A grubuna seçildiği sırada İskoçya, cinsel ilişki sesleri Macaristan yayına veriliyor. Bu arkadaş da gülmekte zorlanıyor. Ve BBC dünyanın en meşhur haber merkezlerinden biri değil mi? İngiliz resmi kuruluşu. Demek ki ben de hepinizden özür bekliyorum. Ben ne dedim? Ya? İçeride birileri bir cinsel Ahmet Hoca bir anlatsın. Hepiniz kızın. Rasim bir sen ışığı kapatalım. Işığı kapatalım Ahmet Hoca anlatsın. Abdülkerim abi çok heyecanlandı. Özür dileyerek konuşmasın. Hayır Abdülkerim abi çok heyecanlandı. Abdülkerim abi. Şimdi arkadaşlar. Abdülkerim abi. Hayır şundan. Konu heyecanlı. Abu abi heyecanlı. Allah belanı versin. Sinan abi heyecanlı. Benim hayatımda rutin diyor. Normal. O. Bir de her kura çekilişte bu sesi İlk duyuyor. İlk olarak bu. O da mı yapıyor?
ağlayan veya inleyen kadın sesi hangi grup, hangi grup çekilirken ortaya çıktı? Soru cevap. İsviçre. Sakin. Kurallar çekilirken İsviçre, İskoçya, Macaristan ve Almanya'nın da içinde bulunduğu grup çekilirken bu kadın sesi duyulmaya mı başladı? Soru soruyoruz beyler. Işığı biraz daha kapatalım. İsviçre. Müziği kapatalım arkadaşlar sesi. Hocanın müziğini verin. Yeter bu ya. Bu sesi kapatalım. Bu inlemeyi, inlemeden ben de bıktım artık. Kedi sesi. Evet hocam. Soğuduk ya. Tekrar soruyorum. İlk olarak orada kaç? 8 grup çekildi. İlk grup. Olarak bu ağlayan kadın sesi hangi grup çekilirken, hangi ülkelerin grubu çekilirken çıktı? İskoçya. İskoçya. İsviçre. Macar. Macaristan. Almanya. Evet. Dörtlü grup. O grup öyle. Tekrar söylüyorum. O grup İskoçya, öyle mi? Çocuklara bir yolunu... Almanya'nın grubu öyle mi? Abi de soruyor. Soruyor. Almanya, Macaristan. Öyle mi arkadaşlar Almanya'nın grubu? Bakın bakalım. Almanya, grubuna... İskoçya, Macaristan, İsviçre. Dur bakalım öyle mi? Baksın o. Çocuklar. Almanya'nın grubu BBC öyle. Haberi ya. Gruplara baksınlar. O öyle miymiş çocuklar? Bana ilk olarak bu müziğin... Evet, evet, evet hocam öyle. Kuralları bir getirin ekranı arkadaşlar Ahmet Hoca konuşurken. Var mı? Var. Yok mu bizde? Biz hani futbol programı yapıyoruz ya. Evet hocam. Beyler. Yarın sabahtan itibaren bir hafta boyunca özellikle riskli şehirleri söylüyorum. 1. Glasgow. 2. Edinburgh. 3. Zürich. 4. Budapeşte. 5. Almanya'nın büyük şehirleri. Münih, Köln, Stuttgart. Allah yardımcılar olsun. Bak hocama karşı çıkan biri var. Geliyorum. Daniel Jarvis. Evet tamam. Şu anda 143 Zafer diyen sen söylüyorsun. Zafer abi hocam bir gelir misin? Hocam bir gelir misin? Zafer abi. Geleceğim geleceğim. Zafer Şener. Zafer abiye buradan kocaman selamlar, hürmetler. Saygılarımı gönderiyorum buradan. Ertem'cim İngiliz komedyen Daniel Jarvis. Jarvis evet. Bebek ve ağlama sesi yaparak kurayı manipüle etmiş diyor. Bak bir daha söylüyorum. Bak. Zafer abi. 143 Zafer abim. 143 Zafer. 143 Zafer. Zafer abicim saygılar sunuyorum. İngiliz komedyen Daniel Jarvis. Daniel Jarvis bebek ve ağlama sesi yaparak kurayı manipüle etmiş diyor. Doğru değil. Evet. Doğru değil. Bak ne? Önümde BBC haberi var sevgili 143 Zafer abim. Bak YouTube fenomeni ve şaka videoları çeken Daniel Jarvis... İki olayın arkasında kendisinin bulunduğunu ileri sürdü. Jarvis sosyal medya platformu X'te canlı bir video yayınlayarak cinsel ilişki seslerinin duyulduğu sırada bir telefonu çaldırırken görülüyor. Canlı yayında Jarvis dinleyin bu biziz. Oraya girdik ve telefonu oraya koyarak çaldırdık. Euro 2024'te cinsel ilişki sesleri diyor. Yani seks diyor tabii. Bunu diyen Daniel Jarvis yani... Bebek onları 143 Zafer biraz eklemiş. Yani IQ yüksek olduğu için biraz üstüne eklemiş. Öyle bir şey yok. Kim arıyorlar? Ahmet Hoca'yı mı? Aa, Daniel Jarvis'le Ahmet Hoca buluşması. Sen o şehirlerin ismini niye verdin Ahmet Hoca? Yani o Allah korusun o şehirlerde bir şey mi bekliyorsun? Bir eylem gibi bir şey mi bekliyorsun? Beyler, bugünden itibaren bir hafta. Glasgow, Edinburgh, Zürich, Budapeşte dikkat et. Hayda. Hocam orada yaşayan... Dikkat etsin şey... diyorum. Belki kar yağacak. Tamam da orada yaşayan insanlar, bizim programı seyredenler var. Korkarlar insanlar ben ya. Ben analizimi söylüyorum. Böyle bak birisi komedyen diyor. Birisi diyor ki araya bir şey takıldı. Şu oldu bu oldu. Koskoca UEFA bir komedyenin... İlk defa değil mi böyle? ...sistemine sokup böyle tuhaf cinsel içerikli... Hocam bu büyük bir zafiyet değil midir? ...bir kadın resesiyle UEFA ciddiyetini bozmuş. Ben diyeceğimi söyledim kardeşim. Ya benim anlamadığım bir konu var yalnız. Bu kadar hepimiz yorumluyoruz. Burada bir seyirciler de yorumluyor. Siz duymuyorsunuz. Bir adam yorumlamıyor. Sinan Engin. Bu konuyu neden yorumlamıyoruz? BBC. O kadar da bilir kişi dedim. Gösteriyorum. Söyledim ya. Söyledi ya. Şarkı ben müzik şarkı. Dedim abi. Müzik o işte. Manipüle etmişler o bu falan. Ben anlamam. Ben anladım konular değil bu. Doğrusu. Ben bilmiyorum. Anlamıyorum ben bundan ya. Ne oldu? Ben grupları konuşalım ben grupları derim. Grupları diyorsun. He. Ben gruplara bakalım. Bak takımlara bakalım. Sinan abi gruplar hakkında konuşmak istiyor. Şimdi normal şartlarda bir komedyen Almanya'da böyle çok özür dileyerek cinsel içerikli böyle bir hatırlatma yapsa bütün dünya insanlarının bildiği o ünlü cümlelerle baş mesela Ein, zwei, drei, no! Erdem'in çocukluğundan beri izlediği Alman filmlerinin repliğidir bu. Ein, zwei, drei, unser vier yani 1, 2, 3, 4'ümüz falan diye başlayan bir
çok önemli bir repliktir. Bunu özellikle ertem yaşında olanlar, 45-50 arası, çocukluğu hep Alman filmleriyle büyüdükleri için. Ertem Almancı. Bu repliği koyarım. Ben Alman filmlerinden ne olduğunu bilmiyorum ben. Işte. Tank, uzun namlulu tanklar. Şirin abi masum. Hayır, uzun namlulu tanklar. Alman filmlerini ben seviyorum. Uzun namlulu tanklar. Şirin abi Emanuel kuşağında. Emanuel kim lan? Emanuel Adebayo. Adebayor, give him the ball, you have to score. Topu Adebayor'a al, o da skor yapsın, gol atsın. Emanuel bir izledi, dürüst olun. Silvia Christen, bir Hollandalı, rahmetli bir, çok güzel kadındı. Futbolcu mu hocam? Silvia Christen. Sanatçı. Ama böyle duygusal, romantik ve azıcık da pornografik filmlerde oynayan Emanuel buydu. Sonra akciğer kanserinden 58 yaşında kaybetti. Bir futbolcudan böyle bahsetmedim biliyor musun daha? Ya gitti Silvia. Evet Ertem. Hocam ya Türkiye'yi tam Türkiye'yi çektiğinde o ses gelseydi diyorlar. Dürüst. Yok abi kim ki o? Ertem Sinan Engin hepimizde fıkra karakteri gibi dalga geçiyor. Oğlum, Sinan abi sen geçen hafta bir söz vermiştin Türk hepimize. Ben Türk filmi seyrederim. Acı bırak bak. Ben Türk filmi. Tamam anladım. Öyle siz Emanuel'e Paris yiyeceğim diyorsun. Yok mu abiciğim ne? Neydi hocam? Kim çıkacak? En iyi bir şey söyleyeyim. Eğer bu başka bir şeyse bunu en iyi bir ses yönetmeni veya bu işlerle çok uğraşmış bir aktör yorumlayabilir. Aydemir abi mesela. Aydemir Akbaş. Aydemir Akbaş. Arası çocuk. Kim ya? Silvia Christel. Evet. Hollandalıdır. Çok büyük. 58 yaşında kanserden öldü. Çok erken. Allah rahmet eylesin. Böyle 70'li 80'li hocam, yıllarda ne, hocam, önemli ne kadar güzel ya Emanuel ya Emanuel değil mi? Emanuel kim abi? Emanuel dizide. Ya nasıl Sylvester Stallone Rambo dizileri çekti. Rambo filmleri 1 2 3 4 diye Rambo. Emanuel 1, Emanuel 2, Emanuel 2, Emanuel 3. Abi abi de seyretti Emanuel. Yok ben bilmiyorum vallahi. Doğru söylüyor. Vallahi ben onu. Ya işi Doğan Erten ben Sylvester Abdülkerim abi karıştırma. Abdülkerim abi böyle şeyleri sevmez. Sylvester Stallone Türkiye'ye getirdi. Hayır ya çok önemli bir sanatçıdır. Hollanda'nın belki de dünyanın en önemli sanatçılarından biridir. Silvia Christel Türkiye'ye getirdik. Sinan Engin'le tanıştırmamışız. Hatamız o. Plato filme getirdik. Vallahi getirdik. Nasım sen içine süveter mi giydin? Hayır. Sen içine süveter mi giydin? Kıllarımı için... niye kıskanıyorsun? Rasmin içinde süveter var. Süveterle çıkmış. Sen kıllarımı niye kıskanıyorsun? He? Aydemir abi değil mi bu? Aydemir abi, Sinan abimin gençlik dostu. Aydemir abiye buradan çok selamlar, ellerinden öpüyoruz. Aydemir abiyi niye koydunuz şimdi ya? Ama gençliğinde bayağı yakışıklıyım. Abi şuraya koysanız grupları konuşalım. Bu ne konuşuyorsunuz? Aydemir Sinan abi grupları konuşmak istiyor arkadaşlar. Aydemir Akbaş da bir giriştir. Grupları konuşuyor. Aydemir Akbaş, film seyretmedim. Doğru. Kolpaçino 4 geliyor. Oynuyorlar yine. Hocam dürüsttür, Ahmet Çakar. Sinan Engin böyle politikacı gibi topu sancı atıyor. Ahmet Hoca, Aydemir Akbaş filmleri seyretmedi gibi. 62 doğumlu. Aydemir Akbaş benim çok yakın dostum. Anlat hocam Aydemir Akbaş. Aşağı yukarı bekarlık yıllarında. 78-79 Türkiye'si. Arif'in yerinde Aydemir abiyle her akşam otururdu sohbete. Çok tuhaf huyları vardır. Bir, dünyanın en sevimli temiz adamıdır. İki, tatlıdır. Evinde karısının yapmadığı hiçbir gıdayı yemez. Dışarıdan yemek yemez mi? Yemez. İşkence. Böyle tuhaf huyları vardır. Çok ahlaklı bir adamdır. Bakmayın siz böyle filmlerinde oynadığı enteresan. Galatasaray mezunu hocam ya. Galatasaray mezunu. Aydemir abi Galatasaray mezunu ya. Evet. Aynen. İyi de Galatasaray'dır. Peki bir sorum var Ertem. Aydemir Akbaş mı Sinan Engin mi? Hadi abi sıkıldım ben. Ya sor. Ne oluyor? Efendim? Anlamadım. Apo ya neler söylüyorlar ya? Bu ne demek? Jenerasyon farkı var. Bu ne? Sen de cevap versene ya. Aydemir Akbaş. Abi evet Allah şimdi bagajı var. Vurma denelim. Hakikaten şanslı milletiz. Çekebileceğim